Sevgili KYLC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videomuzda kendimize güneşin enerjisinden faydalanarak ısı elde edebileceğimiz bir güneş ocağı tasarlayıp yapacağız. İnternette birçok bu tarz yapılmış, yani bizim yapacağımız tarzda yapılmış güneş ocakları var. Ama biz biraz farklı ve biraz bilimsel bir metot izleyerek bu güneş ocağını tasarlayıp yapacağız. Işık ışınlarını bir noktada toplayabilmek için ya mercekler kullanılır ya da çukur ayna dediğimiz aynalar kullanılır. Mercekler üzerine düşen ışık ışınlarını kırarak merceğin odak noktasında toplarlar. Aynalar da üzerine gelen ışık ışınlarını yansıtarak odak noktalarında toplarlar. Çukur ayna dediğimiz ayna modelinden yararlanacağız bu işi yaparken, fakat tam manasıyla daireye yakın bir çukurlukta olan aynalar, odak noktaları, ışık ışınlarının hepsi aynı noktada birleşmezler. Farklı noktalarda birleştikleri için esas itibariyle tam bir odak noktasında tüm ışık ışınlarını toplamak pek mümkün değildir. Bunun için parabolik aynalar kullanılır. Parabolik aynalar, şimdi ekranda gözüküyordur, üzerine düşen ışık ışınlarını değişik bir kavisle büküldükleri için aynı noktada toplama özelliğine sahiplerdir. Biz de şimdi elimizde böyle bir parabolik ayna olmadığı için internette çokça kullanılan bir metottan, gördüğünüz gibi bu parabolik çanak anten olayından, uydu anteni olayından yararlanacağız. Fakat dediğim gibi diğer videolardan farklı olarak biraz daha bilimsel bir metot izleyeceğiz. Şimdi bunun yüzünü alüminyum folyo kaplayanlar var. Küçük küçük kırık aynalardan kaplayanlar, yani kare kare kesilmiş aynalardan kaplayan videolarımız falan var. Fakat biz şimdi gökyüzünü inceleyen teleskopların ışık ışınlarını tek bir noktada toplayarak inceleyebilmesi için yapılmış ayna modelinden yararlanacağız. Yine ekranda göreceksiniz, bazı teleskop sistemleri uzaydan gelen ışık ışınlarını yine ayna yardımıyla bir noktada topluyorlar. Fakat bu parabolik yapıyı altıgen hücreler şeklinde kesilmiş aynalardan yapıyorlar. Şimdi biz de bu teknikten yararlanacağız. Gördüğünüz gibi burada altıgen yapıda kesilmiş bir normal ayna görüyorsunuz. Biz şimdi bu normal ayna yapısını da kullanmayacağız. Bunun yerine yine bazı teleskoplar uzaydaki üzerlerine düşen ışık ışınlarını yansıtabilmek için, maksimum seviyede yansıtabilmek için altın kaplı aynalar kullanıyorlar. Biz de bu yapacağımız güneş ocağında biraz önce gösterdiğim normal ayna değil de altın gibi kaplanmış olan bu altıgen aynalardan yararlanacağız. Gördüğünüz gibi bunlar sarı aynalar. Bu aynaların özelliği, üzerlerine düşen kızılötesi ışık ışınlarını %98'e varan bir şekilde yansıtabilmek ve kızılötesi ışığın %98'ini yansıtabildikleri için aslında bu iş için daha uygunlar. Çünkü ısı nesnelerden kızılötesi ışık vasıtasıyla yansıtılıyor. Yani normal bir ışık şeklinde değil de kızılötesi ışık şeklinde ısı enerjisi nesnelerden ve ışık kaynaklarından yansıtılıyor. Biz de onun için kızılötesi ışığı maksimum şekilde yansıtacak olan bu altıgen şekilli aynalardan yararlanacağız. Bu aynaları bizim buradaki parabolik çanak antenimize güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Kamerayı şöyle birazcık yaklaştıralım ve aynalarımızı dizdiğimiz zaman, yani yerleştirdiğimiz zaman nasıl güzel şekilli bir kaplama olacağını hep birlikte görelim. Eğer kare aynalardan yapsaydık bu kadar şekilli bir dizgi söz konusu olmayacaktı. Bu kadar güzel dizemeyecektik. Çünkü bir kavis var ve buradaki kavis şeklini tam olarak alabilmekte. Zaten onun içinde o uzayı izleyen teleskoplar ya da uzaydan uzaydaki nesneleri izleyen James Webb teleskobu dediğimiz teleskobun yansıtıcı aynaları aynen bu şekilde yerleştirilmiş durumda. Biz çok büyük bir yapıyı yapmayacağımız için oradaki kadar büyük altıgenler kullanmayacağız, ama küçük altıgenlerden bu parabolik çanak antenimizi kaplayıp ışık ışınlarını bir odakta toplayacağız ve maksimum seviyede yüksek sıcaklıklar elde etmeye çalışacağız.
Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden hemen bu aynalarımızın, buradaki parabolik çanak antenimizin dizgi işine geçelim. Fakat ondan önce kanalımızın bir reklamını yapalım. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyan ve merakı olan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi hadi gelin parabolik antenimizi bu aynalarla kaplayıp güneş ocağımızı hep birlikte yapalım. Çanak antenimizin orta noktasını belirledik ve şimdi altıgen aynalarımızı orta noktadan kenara doğru yayılacak şekilde dizgisine başlayacağız. Fakat ondan önce bu altıgen aynaları nasıl temin edebilirsiniz ve biz nasıl yaptık onu anlatacağım. Şimdi ekranda göreceksiniz, biz bu aynaları, altıgen aynaları aynalı pleksi dediğimiz bir malzemeden keserek yaptık ve bu kesme işlemini biz kendi işletmemizde lazer makinemizle kestik. Şimdi bu elimde gördüğünüz 2 mm kalınlığında altın renkli bir aynalı pleksi arkadaşlar. Fakat siz bunu 2 mm kalınlığında değil de 1 mm kalınlığında aynalı pleksiden lazer kesimcilere çok rahatlıkla ucuz bir meblağa kestirebilirsiniz. Biz neden 2 mm kullandık? Elimizde bu malzeme vardı ve bu malzemeyi değerlendirmek istediğimizden bunu kullandık ve arkasına kendimiz yapışkan yapıştırdık arkadaşlar. Eğer bu dediğim pleksiden alırsanız hem kesme işi çok hızlı olacağından çok daha uygun fiyatlar alacaklar hem de ekstra bir maliyete girmiş olmayacaksınız. Dilerseniz hemen aynalarımızın tekrar dizgi işlemine başlayalım. Altıgen şekilli aynalarımız parabolik çanak antenimizin üzerine her biri tek tek yapıştırıldı ve kenarlara da makul bir şekilde düzenlendi. Bu aynaların üzerinde herhangi bir dış etkenden dolayı çizilmesin diye kaplama var. O kaplamaları çıkaracağız, son halini alacağız. Şimdi isterseniz hemen vakit kaybetmeden o kaplamaları da çıkaralım ve aynaların pırıl pırıl yansıtıcı yüzeyi halindeki son görüntüsünü görelim. Aynaların üzerindeki koruyucu jelatini çıkardık ve şu anda saf temiz aynalarımız var. Hatta şu şekilde size döndüreyim ve kamerada kendinizi bir görün. Aynen arı gözü efekti gibi bir durum söz konusu oldu. Güneş altında bu yaptığımız güneş ocağının testini yapacağız. Sevgili Kaya LC kanalı takipçileri, burası Kayseri'nin meşhur at pazarı bölgesi. Bu arkamda görmüş olduğunuz tarihi kayalıksa at pazarı bölgesinin meşhur kayalıklarından arkadaşlar. Bebeliği at pazarında geçen arkadaşların hepsine buradan selam olsun. Birazdan işletmemizde yapmış olduğumuz güneş ocağının testlerine başlayacağız. Hemen şu arkamda görmüş olduğunuz kayanın üzerindeki örtüyle kaplı malzeme bizim dükkanımızda yaptığımız güneş ocağımız. Neden örtüyle kapladık?
bir kazaya, belaya sebebiyet vermemek için. Eğer siz de böyle bir şey yapacak olursanız lütfen gerekli tedbirleri alın. Çünkü güneş altında bu parabolik aynayla yapılmış yansıtıcı yüzeyler aşırı derecede yakıcı, aşırı derecede tehlikeli olabilir. Hatta bir keresinde bir haberde okumuştum. Vatandaşın biri böyle bir uygulama yaparken çukur aynayı arabasının bagajında unutuyor ve güneş tepedeyken çukur aynanın yansıttığı ışık ışınları arabanın içerisindeki plastik aksamı felaket derecede eritiyor. Hatta ben bazı ayna üreticilerinin çukur ayna üretmeye yanaşmadıklarını, çukur aynayı her ayna üreticisinin üretmediğine dair bazı duyumlar almıştım. Bilmiyorum ne kadar doğru. Eğer bununla ilgili bilginiz, fikriniz, tecrübeniz varsa lütfen videonun altındaki yorumlar kısmında bize bunları belirtin arkadaşlar ki her birimize ayrı bir tecrübe olsun. Şimdi dilerseniz hemen güneş ocağımızın kurulumunu yapalım ve testine geçelim. Güneş ocağımızın kurulumunu bu şekilde yaptık. Altına taş parçalarından destekler koyup tam güneşimize doğru güneş ocağımızı ayarladık. Fakat ondan önce size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Benim acayip hoşuma gitti. Hemen şu arkanızdaki kayalıklara bakarsanız kamera göstersin size. Gördüğünüz gibi altıgen aynaların nokta nokta kayalıklar üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Düğün salonu gibi. Dilerseniz hemen güneş ocağımızın test işlemine başlayalım. Şöyle kamera aşağıdan bir yerden alsın ve güneş ocağımızın ışık ışınlarını nasıl odakladığını göstereceğim ben size. Tahtamız üzerinde aynalarımızın yansıyan yüzeyleri ben tahtayı yaklaştırdıkça birbirine yaklaşıyor ve bir odak noktasında ki odağı herhalde tam bu noktada birleşiyor. Gördüğünüz gibi bir kısmını bu tahta yüzünden odaklayamıyorum. Çünkü bu tahtanın gölgesi aynaların birçoğunun üstüne düşüyor. Yanılmıyorsam odağa tam yaklaşık şuralarda bir yerde. Şimdi bu odak noktasındaki sıcaklığı ölçeceğim termometremle. Şu anda ortam sıcaklığı termometremde görebiliyor musunuz bilmiyorum. 32 derece. Ve güneş ocağımın odak noktasındaki sıcaklığı şu şekilde ayarlayacağım ve ölçmeye çalışacağım. Bakalım kaç derece bir sıcaklık elde edeceğiz. Bakın 100 derecelere ulaştı ama tam yerini tabii tutturamıyorum arkadaşlar. Termometremizi kamera çeksin. Ben odak yapmaya çalışacağım. Siz sadece termometreyi görün. Şu an kaç derece olduğunu ben göremiyorum ama kameramanımız bana söylesin. 160, 170, 80, 190, 220, 230. Evet, tahtamdan zaten dumanlar çıkmaya başladı arkadaşlar. Hemen şu şekilde göstereyim. 250 dereceleri gördük herhalde. Evet, gördüğünüz gibi tahtamdan dumanlar çıkıyor. Ve belki de birazdan alev alacak ama. Evet, gördüğünüz gibi bakın tahtayı neredeyse tutuşturacak kadar yaktı. Şimdi ben bir kağıt parçasıyla deneyeceğim. Bakalım kağıdı tutuşturabilecek miyiz güneş ocağımız. Burada gördüğünüz birkaç parça malzemeyi güneş ocağımızda yakmaya, eritmeye çalışacağım. Şu elimde gördüğünüz 3 mm kalınlığında bir strafor. Strafor eridi ve delindi. Şimdi bir kağıt parçasını yakabilecek miyiz? Ona bakalım. Tam odak noktasını bulduk. Ve şu anda kağıdım yanıyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, etrafımız kuru otlarla dolu olduğu için çok fazla riske etmemek adına kağıt yakma işini burada bitireceğim. Gördüğünüz gibi kağıdımız gayet güzel bir şekilde yandı ama alev almasına müsaade etmeyeceğim. Çünkü ne olur ne olmaz doğaya zarar vermek, doğayı katletmek istemiyoruz. Şimdi bir de şu kartonu deneyeceğim. Bakalım karton odak noktasına geldiğinde ne kadar sürede tutuşacak ama karton gölge yapıyor arkadaşlar. Kendi gölgesinde kaldığı için. Karton biraz kalın geldiği için şey yapamadım ama şöyle incelteceğim. Çünkü kendi gölgesinde
kalıyor ve evet, gördüğünüz gibi kartonu da bu şekilde güneş ocağımızda yakmayı başardık. Dediğim gibi daha fazla risk almak istemiyorum. O yüzden şu an bu yakma işini bitireceğim. Hemen bakalım bir tavada yumurta pişirebilecek miyiz bu güneş ocağımızda? Onu deneyelim. Sanki tavam ısınıyor gibi, evet arkadaşlar, ama dediğim gibi odağını ayarlamak ve sabit tutmak neredeyse imkansız. Mesele güneş ocağında değil. Güneş ocağı gayet güzel ısıtıyor. Tavayı da ısıtıyor aslında ama tavayı sabit tutmak eziyet. Onun için Mahmut kardeşimle yer değiştirdik. Biraz da o yorulsun benim adıma dedim. Ve gördüğünüz gibi yumurta şu anda pişiyor arkadaşlar. Yani ocakla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece odak noktasında tavayı sabit tutmakla ilgili bir sıkıntımız var. Gördüğünüz gibi yumurtamızın da piştiğini bu şekilde sizlere göstermiş olduk. Yani güneş ocağı aslında gayet işe yarayan, gayet kullanışlı bir cihaz. Herhangi bir enerji harcamadan güneş enerjisiyle evinizde istediğiniz yemeği bu şekilde pişirebilirsiniz. Tek bir şartla odak noktasını ayarlayabildiğiniz ve sabit tutacağınız bir düzenek yapmanız şart. Biz bu düzeneği yapmadığımız için burada çektiğimiz sıkıntının temeli tamamen bu. Siz bu düzeneği kurarsanız isterseniz yemeklerinizi gayet güzel bir şekilde pişirebilirsiniz. İsterseniz suyla buhar elde edip elektrik enerjisi üretmede dahi kullanabilirsiniz. Videomuzu kayanın içerisindeki bu ışık efektiyle bitirmek istedim. Bu gibi teknik ve bilimsel konulara ilgi duyan ve merak olan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.